Karadeniz Gazeteciler Federasyonu 4. Başkanlar Kurulu toplantısına katılmak üzere orada bulunan heyet, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ı ziyaret etti. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'na bağlı Karadeniz Gazeteciler Federasyonu 4. Başkanlar Kurulu toplantısı Ordu'da başladı. Bu kapsamda orada bulunan heyet Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Ordu Basın İlan Kurumu Müdürü Murat Yürekli, Tokat Basın İlan Kurumu Müdürü Çetin Oranlı, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen ve çeşitli illerden gelen Gazeteciler Derneği Başkanları katıldı. Altınordu Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette konuşan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, çeşitli illerden gelen dernek başkanlarını Altınordu Belediyesi'nde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ordu'nun ev sahipliğinde gerçekleşmekte olan bu güzel program için ben başta Erdoğan kardeşimiz olmak üzere Sayın Başkan'a, Şevket Bey'e ve tüm katılımcı kardeşlerimize bir kez daha ilimize ve ilçemize hoş geldiniz diyorum. Yerel basın denince iki şey aklımıza geliyor. Birisi yerelden genele akan haberlerin en iyi şekilde sunulabileceği herhalde en hızlı yol olarak görüyoruz. İkincisi de hassasiyetlerin en üst seviyede olduğu ve diyalogların en fazla iç içe olabildiği bir sektörden bahsediyoruz. Ve basın camiasının yereldeki en güçlü sesinden bahsediyoruz. Bundan dolayı tabii konfederasyonun Karadeniz'deki en büyük federasyon veya konfederasyon içerisindeki en büyük federasyon olarak yer alan Karadeniz Gazeteciler Federasyonu bugün burada gerçekleşen ve yarın öbür gün gerçekleşecek toplantısının İnanıyorum ki yerel basın açısından büyük bir önemi olacak. Gerçekleşen ziyarette konuşan Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen ise konuşmasında önemli bir toplantı için bir araya geldiklerini ve yapılacak olan toplantı öncesi protokol ziyareti düzenlediklerini belirtti. Hem yerel sorunlarımızı tartışacağız hem de bölgesel sorunları ele alıp İşte bölgenin beklediği iller bazında sorunları ele alıp yarın bir sonuç bildirgesiyle toplantımızı inşallah tamamlayacağız. Bu sonuç bildirgesini sadece bölgeye değil tüm Türkiye'ye deklare edeceğiz.